Merhaba arkadaşlar, C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 63. dersiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar admin veya kullanıcı yetkili olduğu bölümlerden veya işte hangi butonlara izin verildiyse ana menüde o butonları görebilsin. Önce arkadaşlar SQL Server'ı açıyoruz. Hatırlarsanız geçen dersimizde admin'e bütün yetkileri vermiştik. Dolayısıyla ana menü içerisinde bütün butonlar için, bütün buradaki ribbon üzerindeki bütün butonlar için görünebilirlik izni vermiştik. Şimdi tabii deneme yaparken arkadaşlar sizden önce videoyu çekmeden önce bazı değişiklikler yaptım. O değişiklikleri tekrar eski haline getireceğim. Şimdi admin demiştik. Tamam. Rollere geçiyorum. Rollerde de hepsini turu yapıyorum. Başka da şu an hiçbir şey görünmüyor. Tamam. Şu an için hatta birini deneme amaçlı false yapayım. Evet, şimdi amacımız şu arkadaşlar. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra ana menüde izin verilen butonları görebilsin. Şimdi bunun için WinForm tarafına geçiyorum. Şimdi burada bu kısma yeni bir tane klasör ekliyorum. Adına da roller anlamına gelen roles diyorum. Sağ tıklıyorum. Bir tane class ekleyeceğim. Buna da kullanıcı yetki diyorum. Hemen erişim belirleyicisini değiştiriyorum public olarak. Ardından şimdi burada iki işlem yapacağız. Birinde eğer adminse ona göre işlem. Bir de admin değilse. Şimdi admin değilse buradan örneğin menülere girebilse bile bu kişi, mesela örnek veriyorum tabi, tamamen bunun yapısı tamamen size kalmış olur. Yani ben şunu yapacağım. Mesela menüde menüye giriş yapsa bile, örneğin menü içerisindeki şu 3 butona erişemesin veya bir tanesine erişemesin vesaire. Bunu tabi duruma göre değiştirebiliriz. Public öncelikli olarak static void, geriye değer döndürmeyen bir metot. Kullanıcı yetki, burada şunu yapalım. Yetkileri getir. İki parametre, bir kafe context türünde, bir de ribbon kontrol. Buna da ribbon diyorum. Evet. Ardından süslü parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi öncelikli olarak ne yapmamız lazım? For içle şu ana menü içerisindeki şu butonları bir dolaşmamız lazım. Bunların hepsi bar buton item bu arada. Onu da belirtelim. Hemen şuradan türüne bakabiliyoruz. Tekrar. Evet, for each. Tab tuşuna bastım. Şimdi koleksiyonumuz nedir? Koleksiyonumuz şu. Ribbon içerisindeki itemları dolaş. Buna da item diyorum. Tamam. Şimdi
If diyorum, şayet. Tabii ondan önce bir işlem daha, bir for daha döneceğiz. Evet, burada rolleri dolaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi context nokta roller first or default. Şimdi kullanıcı ID eşit mi? Nereden bu biz kullanıcı ID'yi nereye kaydediyorduk? Kullanıcı ayarlarına kaydediyorduk arkadaşlar. Kullanıcı ayarları nokta kullanıcı daha doğrusu şu ver olacak liste şeklinde olacağı için ver nokta to list. Evet, bu koleksiyonu dolaşmamız lazım. Buraya da roller diyebiliriz. Tamam. Ardından if diyorum. Şimdi şu itemlar, ribbon içerisindeki itemlar eğer bar buton item ise bir de tabi burada bir işlem daha yapacağız. Var ya da bar buton item da diyebiliriz. BTN eşittir. Item as bar buton artık buradan butonumuzun caption özelliğine ve name özelliğine ulaşabiliyoruz. Şimdi bu işlemlerden sonra diyoruz ki if item nokta daha doğrusu btn item değil btn nokta name ya da caption da olabilir. Eşit eşit mi? Nedir? Rollerden gelen kontrol name'e. Bu birinci şartımız. Diğer şartımız da arkadaşlar rollerden gelen visible özelliği görünür mü, değil mi? Onu belirlememiz lazım. Şimdi bu şekilde şöyle turu yaparsak yani aynı şey arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yapmadığımız zaman true oluyor. Ancak şunun başına ünlem getirdiğimizde false oluyor. Evet, bunlardan sonra şunu yapacağız. BTN nokta enabled özelliği eşittir ne olacak? True olacak. Bir de bunun tersi arkadaşlar. Ctrl D ile bir kopyasını oluşturuyorum. Else kullanmayacağız arkadaşlar. Else if kullanmayacağız. If kullanacağız ki bütün if'ler içerisine girebilsin. Duruma göre ya görünür yapacağız ya da görünmez yapacağız. Yani daha doğrusu ya enabled özelliği true ya da false olacak. Şimdi şurada tek yapacağımız false ise şunu ne yapacağız? False olarak değiştireceğiz. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Ana menüye geliyorum. Hemen şurada yapıcı metot içerisinde bu işlemi gerçekleştireceğiz. Giriş yaptıktan sonra evet şimdi kullanıcı yetki içerisindeki yetkileri getir. Context neydi? Ribbon. Evet. Şimdi deneyebiliriz. Bir bakalım. Ardından bir de admin mi değil mi? Bir de onu da kontrol ettirelim arkadaşlar. Bakalım biz bir tanesine sadece bir tanesine false dedik. Kullanıcılara mesela. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıcılar pasif durumda. Tabii bunu ne yapmak lazım? Yani bunu daha doğrusu bunu çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Mesela satışlar için yapalım. Tekrardan. Şu an 3 tanesi yardım, kullanıcılar ve bir de satışlar olması lazım. Evet, satışların pasif olması lazım. Kullanıcılar, satışlar
Bir de yardım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kullanıcıyı yetkilendirdik. Şimdi bu arkadaşımız, yani bu kullanıcımız admin olmasın. Hemen bunu değiştiriyorum. O zaman buna da user diyorum. Tamam, şimdi böyle bir durumda örneğin mesela ne yapsın? Şuradan menülere giriş yapabilsin. Ancak menüler içerisindeki mesela örneğin ne olabilir? Şu kaydet ve sil işlemlerini gerçekleştiremez. Hemen onu da yapalım. Kullanıcı yetkiye geliyorum. Public static void admin mi? Evet, admin mi diyeceğim. Tamam. Buradan da yine burada da yine iki tane parametre kullanacağız. Kafe kontekst türünde bir de arkadaşlar dinamik türünde bir tanımlama yapacağım. Obje. Variable admin control eşittir context nokta kullanıcılar nokta first or default. Evet, kontrolünü sağlıyorum. Bizim kullanıcımız admin mi değil mi? Onu test edeceğiz. Yani onu kontrol edeceğiz. ID yani kullanıcı adı neydi? Ayarlardan gelen, kullanıcı ayarlarından gelen kullanıcı ID mi? Önce bunu tespit etmemiz lazım. Ardından arkadaşlar if diyorum. Admin kontrol nokta nokta admin mi? Evet, bu kontrolü sağladık. Şimdi kişi eğer burada admin ise ne yapacağız? O nesneyi, işte objeyi, buton olabilir veya tabii sadece buton değil arkadaşlar. Text edit veya diğer araçlar da olabilir. Görünmeyebilir arkadaşlar. Yani obj dedikten sonra, obje dedikten sonra enabled görünmeyebilir. Bunu yazdıktan sonra eşittir true dediğimiz zaman zaten işlemleri yapabileceğiz. Burada else kullanabiliriz arkadaşlar. Else. Şimdi admin değilse başına ünlem getiriyoruz. O zaman ne olacak? False olacak. Evet, şimdi gelelim şu metodu çağırmaya. Menülerin içerisinde çağıracağım. Başka formlar içerisinde de çağırabilirsiniz arkadaşlar. Yapıcı metot içerisinde. Şimdi ne demiştik? Silme ve kaydetme butonlarını göremezsin. Yani daha doğrusu enabled özelliği false olsun. Kullanıcı yetki nokta admin mi? Sonra parametreleri gönderiyoruz. Context diğeri neydi? BTN kaydet. Evet, bir tane daha. Bir daha çağırmam lazım bu metodu. Bu sefer de BTN sil. Evet arkadaşlar, ya bu şekilde de bir yöntem. Farklı yöntemler de var. Yani onları da kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ya benim şu an için kullandığım yöntemler bu şekilde. Bir bakalım bu kullanıcımız bu butonları, daha doğrusu pasif mi görecek bu butonlar yoksa aktif mi? Ona bakacağız. Tamam, şimdi bu arada buralar niye böyle? Şimdi ona bakalım. Ha, adminimiz oluştu. Tamam, adminle, tamam arkadaşlar. Admine bütün yetkiler verildi.
Admin olmadığı için tamam. Herhangi bir sorun yok. Biz user'la giriş yapalım o zaman. Direkt admin'le giriş yaptık. Direkt butona tıkladık. Tamam. Şunu değiştiriyorum. User. Şifreler aynı. Hemen. Üzerine mi ekledi? Hemen rollere bakalım. Roller şekilde. Neyse şöyle yapalım. Şimdi bu bir. Ben şunu sileyim arkadaşlar. Şu ikiyi sileyim karışmasın çünkü. Tamam bunun adı admin olsun ama gerçekte admin değil. O şekilde yapalım. Yani yapıyı göstermek için bunu yapıyorum. Tabii hiçbir şekilde dediğim gibi şu admin üzerinde aslında herhangi bir oynama yapmayacağız gerçek programda. İşte şifreleri veya diğer yani kullanıcı adı haricindeki işlemleri yapabileceğiz tabii. Şu admin olacak. Bakıyorum. Tamam, adminle giriş yaptık da. Neyse bir bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, kaydet ve sil butonları pasif durumda. Ancak bizim şuradaki işlemlerimiz, kullanıcılar mesela pasif olması gerekiyordu. Ana menü. Tekrardan bir bakalım. Neden böyle bir şey oldu? Yetkileri getir dedik. Tamam. Normalde olması lazım. Çözümü ne olabilir? Şimdi ona bakacağım. Yetki. Normalde çalışıyordu. Ama niye böyle yaptı? Şuraya bakalım. Tamam, false dedik. Burada mesela satışların görünmemesi lazımdı. Ana menüye gidiyorum. Kullanıcı girişi. Tamam, giriş yaptıktan sonra olması lazım. Evet, şimdi arkadaşlar ben bir deneme yapayım. Eğer olmazsa videoyu burada durdurayım. Daha sonra tekrar hatayı bulduğumuz zaman çözümü de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir yerde küçük bir hata var ancak nedir? Tamam, videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hatayı buldum. Aslında şu olmuş, yani şimdi kullanıcı rollerde kullanıcı ID 1 olan bütün şurada ikincisi yani var olan üzerine eklemiş. Daha önce 22 tane vardı. 22 tane daha eklemiş. Ve bunların hepsini true olarak kaydetmiş. Tabi program hepsini dolaştığında en son yapılan işlemi okuduğu için hepsini true olarak kabul ediyor. Yani 44 tane aracı dolaşıyor. Yani 44 tane işlemi dolaşıyor. İlk başta false olsa bile ikinci durumda true olduğu için true olarak görünüyor. Enabled özelliği. Şimdi tabi bunu şöyle yapalım. Diğer 22'sini siliyorum. Yani şu 23'ten itibaren şunu siliyorum. Evet, şimdi çalıştırıp şöyle sonucuna hep beraber bakıyoruz.
Evet. Şimdi yine olmadı. Bakalım tekrardan. Roller, kullanıcılar. False. Tabii şunu tamam. Şu şeyleri çağırmadık bu sefer. Burada işlemi geri alırken kullanıcı yetki nokta yetkileri getir. Context nokta ribbon. Evet, tamam. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kişi menülere girdiği zaman, evet şu an için admin miydi bu? Son durumda admin değil. O zaman hemen menüye bakıyorum. O işlemi de mi geri aldık? Evet, şurayı tamam. Şöyle tekrardan. Çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bu kişi admin olduğu için biz kısıtladık bu butonları görmesini, daha doğrusu bunlarla işlem yapmasını engelledik bir nevi. Evet, dediğim gibi farklı işlemler de tabii yapılabilir. Tamamen size kalmış bir şey. Ancak bu da bir yol. Yani farklı yollarda deneyebilirsin. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi